Zaman Gazetesi'nin yazarlarından Mümtezer Türkiye'ne Türkiye'ne. Türkiye'ne. Zaman Gazetesi'ndeki yazısında PKK sorunu konusunda Öcalan'ın ve BDP'nin aslında sadece birer piyon olduğunu ve kullanıldıklarını söyleyerek Aysel Tuğluk'un eline Soğuk Savaş döneminden kalma Sovyet metinlerinden birinin tutuşturulduğunu, bunu oku dendiğini ve özellik ilanı denen olayın da bundan ibaret olduğunu belirtmiş. Cengiz Çandar gibi yazarların PKK sorununu ancak Öcalan'ın çözeğine dair teorisinin de tamamen hatalı bir teşhis olduğunu ifade ederek PKK Kürtlerin Ergenekon'dur ve bu olaylarda ne Öcalan ne de BDP'nin hiçbir belirleyici gücü yoktur demiş. Kardeşim, komünizmde barış olmaz, anlatamıyoruz. Yani faşizmde barış olmaz. Mesela faşist bir iktidar olduğunda biz barışı getirmek için geldik diyorsa şaka yapıyordur. Faşizm kan döker, istilacıdır ve sürekli çatışma yarar. Aynı şekilde komünizmde de hiçbir şekilde barış diye bir konu yoktur komünizmde. Çelişki vardır. Tez, antitez, sentez sürekli çelişir. Bütün olaylar çelişir. Madde çelişir, toplum çelişir, hayat çelişir. Hep bütün her yerin çelişkiyle dolu olduğuna inanırlar. Dolayısıyla savaşın ve mücadelenin, devrimin kaçınılmaz bir gereği olduğuna inanırlar. Devrimci düşünce bunların kafasındaki devrim düşünce budur. Kanın bittiği yerde komünizm de biter. Kan olduğu yerde komünizm de devam eder. Proletarya diktatörlüğü kan üstüne kuruluyor. Bakın kendileri söylüyor, diyor ki bu büyük kan denizinin ufkundan bir büyük güneş doğacak diyor. Evet. Daha ne desin adam ya, bak kan denizinin ufkundan diyor. Kızıl bir güneş doğacak diyor. Komünist güneş. Komünizm doğacak diyor. Deniz gibi kan akıtacağız diyor adamlar. Daha ne desinler? Sloganlarında var. Bütün yazılarında var. Her yerde var. Yani adamı bırakın. Bak nasıl barış geliyor bilmem ne falan. Palazlanmak için iki adım bir ileri bir adım geri. Komiserin yöntemidir bu. Böyle bir şey yok. Vakti ihtiyaçları var, palazlanma ihtiyaçları var, stratejik açıdan rahat etme ihtiyaçları var. Konu bu. Bağımsız devlet kurduklarında kendi kafalarına göre, Allah muhafaza, ağır silahlarla donatılmış Çin yapımı silahlarla geri kalan bölgeleri tamamen istila etmeyi düşünüyorlar ve diğer bölgeyi de istila edip dünyaya komünist proletarya diktatörlüğünü oturtmak istiyorlar kendi kafalarına göre. Barıştan bahsedenler ya komünizmi bilmiyorlar, yani komünizmin yapısını bilmiyorlar, yahut milleti oyalamak için taktik uyguluyorlar. Komünizmde barış diye bir şey yoktur. İnşallah. Evet. Aynı zamanda Ali Bulaç hocamız da Güneydoğu'da Tito'nun öz yönetimi veya Sovyet tipi kolhoz veya solhoz modellerine dayalı komünal bir toplum modelinin uygulanmak istendiğini yazmış. Yavaş yavaş açılmaya başlamışlar. Yıllardan beri söylüyoruz komünist düşünceleri. Resmi ağızlardan zaten duyamıyorduk. Yıllardan beri duyamıyoruz. Yine duymuyoruz. Bu niyeyse gizleniyor. Mesela ben şu ana kadar askerlerimizden bu konuda bir ifade duymadım. Hiç komünist kelimesini ağzına almadılar. Ya ben buna şaşırıyorum. Ya komünist, sitarist bir ayaklama yok mu orada? Var. İnşallah. Antikomünist faaliyet gerekmiyor mu? Bunu da söyleyin işte. Silahla çözülemeyeceğini görüyorsunuz. Çözülemez silahla. Yani bir tarafta ideoloji var, bir tarafta ideoloji yok. Bir tarafta inanç var, bir tarafta inanç yok. Olmaz. Karşı inanç geliştirilmesi lazım. Mesela komünist inanç varsa antikomünist. Evrimci düşünce varsa yaratılışçı düşünce. Mutlaka karşı tez, karşı inancın ortaya konması lazım. O zaman karşı düşünce rahatça ilerler. Ve bu netice meydana gelir. Belli bir zamanda diyor bak, telkin kabiliyeti ve ikna kabiliyeti, işte telkin ve ikna, işte propaganda kabiliyeti geliştikçe bu tavuğunda tevessül eder, gelişir diyor. Ve gelişiyor. Adım adım gelişiyor. Karşı çalışmayı biz yapıyoruz. Bazı kardeşlerimiz yapıyor ama yetersiz. Devletin yapması lazım. Geniş çaplı. Ve devletin önce buranın da komünist bir ayaklanma olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Sonra da antikomünist bilimsel faaliyetin gerekliliğini söylemesi lazım. Yani mesela diyor ki buna bir karşı
Psikolojik çözümler de gerekiyor tabii diyorlar. Ya söylesene psikolojik çözümün ne olduğunu. Psikolojik çözüm nedir yani? Adamları alıp anaokuluna mı götüreceğiz? Psikolojik çözüm nedir yani? Doktor telkin mi yapacağız? Psikiyatriste mi götüreceğiz adamları? Psikolojik çözüm antikomünist çalışmadır. Antidarvinist, antimateryalist çalışmadır. Bunu mutlaka söylemeleri lazım. Bunu bir şekilde söyleyemiyorlar. Çekiniyorlar bunu söylemekten. Bunu söylemedikleri müddetçe karşı taraf atağa devam edecektir. Adıyaman'da 108 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Diyarbakır'daki demokratik özerklik ilanına karşı ortak bir basın toplantısı düzenlemişler. Demokratik özerklik ilanının PKK, BDP çizgisi dışında kalan, yani PKK'yı desteklemeyen Kürtlerin kararlarını yansıtmadığını ve antidemokratik bir dayatma olduğunu söylemişler. Ayrıca PKK'ya destek vermeyen Kürtler olarak geleceklerinden kaygı duyduklarını da ifade etmişler. Ama şimdi bak, bunu söyleyenlerin ideolojisi yok. Yani karşı tarafın ideolojisi var. Yani bu pasivist politika bu. Yani yanlış yoldasınız, ayıp yapıyorsunuz. İşte barbarca hareketleriniz. Bu insanlığa yakışıyor mu? Ne gerek var bunlara? İşte kardeşçe yaşayalım. Ya kardeşim, karşı tarafın ideolojisi var. Adamı düşünüyorlar. Bak, komünist adam. Stalinist ve Marksist-Leninist düşüncenin gereğini adam teorik olarak ortaya koyuyor. Kitaplarla, dergilerle, radyoyla, televizyonla anlatıyor. Akademiler kurmuştur adamlar kendilerine göre. Geceli gündüz eğitim var. Sen buna karşı neyi savunuyorsun? Hiç. Sadece rahat yaşamak istiyoruz diyor. Ne gerek var? Ne güzel ticaretimizi yapıyoruz işte. Hayat güzel. Böyle olmaz. Ya onu da yenilirsin. Hatta diyor komünistler, diyor ki kapitalistler diyor ve zengin çevre ve işte bir kısım insanlar, halk bir kısmı diyor. Komünist hareketin gelişmesi karşısında o kadar hırslıdırlar ki dünyayı bırakamazlar diyor. Ve yaklaşan tehlikeyi görmezden gelirler diyor. Yani komünist tehlikenin onları yutacağını görmelerine rağmen mal hırsından, dünya hırsından dolayı diyor, ticaret hırsından dolayı kendilerini komünistlere teksif edemezler. Yani yaklaşan tehlikeye teksif edemezler. Dolayısıyla savunma refleksleri gelişmez diyor. Son ana kadar beklerler. Yutulduklarında durumun farkına varırlar diyor. O yüzden çok rahat edebilirsiniz. İstediğiniz gibi komünist atağa devam edebilirsiniz diyorlar. Kendi kitaplarında yazıyor. Yani insan psikolojisinin gereğidir bu diyor. Mal hırsına kapıldıkları için, dünya hırsına kapıldıkları için komünist tehlikeyi görmezden gelirler diyor. Suriye'de de öyle olmuş zamanında. Müslümanlar gelmişler zengin fabrikatörlere. Fabrikatörün bir tanesi, onu fabrikatörün kendi anlatıyor. Biz demişler komünizme karşı mücadele yapmak istiyoruz. Yaratılışı anlatmak istiyoruz. Bize yardımcı olun diye. Adam çıkartmış bir dolar vermiş. Adam bir paraya bakmış, bir dolara bakmış. Geri gitmiş adam. Bir hafta sonra diyor komünist devrim oldu diyor adam. O parayı veren adam. Fabrikama da el koydular diyor. Ben de yurt dışına kaçtım diyor. Ailemle beraber diyor. Malımı, mülkümü, her şeyimi kaptırdım diyor. Ailem orada kaldı diyor. Yani akrabalarım orada kaldı diyor. İşte çocukların yurt dışına kaçabilmiş. Adam kendisi anlatıyor. Son ana kadar tehlikeyi görmedim diyor. Görmezlikten geldim diyor. Biliyordum ama diyor görmezden geldim. Ummadım diyor böyle bir şey olacağını diyor. Şimdi bu arkadaşlar da öyle. İşte teşekkürle birlik, işte bilmem ne birlik, bilmem ne bir. Hepimiz PKK'ya karşıyız. Ya seni ne dinler PKK? Yani karşı olman. Ya kaç yazar senin karşı olman? Adam silahlı ve ideolojiyle ortaya çıkıyor. Senin ideolojin de yok. Bir karşı atak da geliştiremiyorsun. Bir fikrin de yok. Antidarvinist misin? Demiyorsun. Antikomünist misin? Anlatmıyorsun. Stalinizme, Leninizme karşı bir eleştiri getirebiliyor musun? Getirmiyorsun. Susuyorsun. Susunca karşı ideoloji gelişir ve gelişiyor. Seni cahil, bir şey bilmez adam olarak görüyor adam. Pasifist olarak görüyor. Durumu muhafazacı olarak görüyor. Yani komünist seni dinlemez. Komünizm zaten %10, %5 kitleyle hakim edilen bir düşüncedir. Yani toplumun tamamının komünist olması gerekmiyor. %10 bol bol yeter bir ülkeye komünist yapmak için. Yani birçok ülke için bu böyledir. %10 ezici çoğunluktur onlar için. Lenin de söylüyor. Bunu Marx'ın açıklamaları, Stalin'in açıklamaları var. Yani ideolojiyi tam kavramış, %10 bitirir işi. Bu arkadaşlar bilmem ne birliği falan, ticaret odaları, ziraatı, yani takmaz adamlar onlar, dinlemezler. İnşallah. Öyle bir şey olmaz. Gerektiğinde de zaten adama silah dayayıp
iş yerlerinde kapattırıyorlar. Konuşturtmuyorlar da. Sandığa da gidemiyorlar. Canlar isterse adam mesela gitmeyeceksin diyor. Gidemiyorlar. İş yerinizi açmayacaksın diyor. Açamıyorlar. E, ayıp değil mi bu yaptıklarınız diyor. Adam da yani gülüyor onun haline. Lenin'i de ayıplıyorlar. Diyorlar ki ya yaptığın şiddet, zulüm yakışıyor mu sana falan diyorlar. O zaman diyor siz Marksizm anlamamışsınız diyor. Marksizmde acıma ve merhametin bir şey olmaz diyor adam. Açıklıyor. Yani o zaman Marksist değilsin sen diyor. Bilime karşısın diyor. Hayatın gerçeğine karşısın diyor. Güçlülerde zayıfların mücadelesi vardır. Zıtların mücadelesi vardır diyor. Biz diyor işte ezilen sınıfı temsil ediyoruz. İşçi sınıfını temsil ediyoruz. Bunlar da çıkarcı sınıf diyor. Bunlarla biz yaman bir çelişki içindeyiz diyor. Çatışma var diyor. Bu çatışmada biz bunları yeneceğiz. Tarihin doğal akışıdır bu diyor. Bir ideoloji bu, bir inanç bu, dindir bu. Bir inanç bu. Yani Tevrat'tan alınmış, Kur'an'dan alınmış bir inancın deccali hale getirilmesine, değiştirilmesine, deccali hale getirilmesine oluşmuş şeytani bir ideolojidir. Eğer karşı açıklama yapılmazsa bu fikir galip gelir. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur. E adamlar bambaşka bir stil ortaya koyuyorlar. Yani bunun adını mutlak konması anti-komünist, anti-marksist, anti-leninist, anti-darvinist çalışmanın mutlaka yapılması gerekiyor. İnşallah.